Evet arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayız. Umarım keyifleri iyidir. Bitcoin 61.268 dolarda. Bitcoin analizi yapacağız. Genel market cap'e bakacağız ve Ethereum analizi yapacağız. Toplantılardan dolayı bugün yayın yapamadık. Sabah ve akşam yayın olmayacak arkadaşlar. Yarın akşam yapmaya çalışacağım. Analizlere geçmeden önce videoyu beğenip abone olmayı lütfen unutmayın. Bize destek vermeniz bizim için çok önemli. Desteklediğiniz için teşekkür ederiz. Evet, Bitcoin'e baktığımız zaman 61.716'nın şu an aşağısındayız. Dün hatırlarsanız akşam yayında 63.861'in üzerinde bir günlük mum kapanışı zor olsa da gelirse olumlu demiştik ve maalesef üstüne bir kapanış gelmedi. 61.716'nın üstünde tutunmuştuk ve bugün baktığımız zaman şu an 61.219 dolar civarındayız. Burada aşağı yönlü gevşemelerin biraz daha devam edeceğini düşünüyorum. Evet, şu an bir retest, düzeltmeler var. Hedefler hep konuştuğumuz 100 bin dolara doğru gidebileceğini düşünüyorum. Fakat burada bir yerden artık dönmemiz lazım. Bakın 60.800, 60.123, 60.200 ve en aşağısı 58.800 bandı. Bu bantlarda dip bulmak her zaman zordur. Bunları konuşuyoruz. Hani destekten sonra veya dirençten sonra nasıl tepkiler gelebileceğini biliriz. Fakat nereden dönebileceğini bulmak gerçekten zordur. Bundan dolayı kademeli alımlara başlıyoruz. İlk alımımızı 62 bin dolarlardan yaptığımızı söylemiştik. Ve 61 bin dolar bandında tekrar ikinci bir alım yaptık. Buradan 60 bin dolara giderse tekrar bir alım. 58-59 bin dolar bandı giderse tekrar bir alım yapmayı düşünüyorum. Ana hedefin hala 100 bin olduğunu düşünüyorum. Bunu söyleyeyim. Burada en kötü senaryoda dönebilecek nokta 59 bin dolar bandı. Bakın, hatırlarsanız Bitcoin bir yükselen bir takozun içerisindeydi. Bu yükselen takoz içerisinde kırdıktan sonra yukarı yönlü sert hareketler gelmişti. Ve şu an bu düzeltme 59 bandında 58.248 dolar desteği çok önemli bir destekti. Bu bölgeden dönebileceğini düşünüyorum. Bu bölge tam olarak gelir mi? Bunu bilemem. Kademeli alımlar yapmaya devam ediyoruz. 60 bin dolar ve 58 bin dolar bandından dönüşler olabileceğini düşünüyorum. Burada Ekim ayı, Eylül ayını kapattığımız zaman çok fazla konuşmuştuk. Ekim ayında 60 bin ve 60 bin dolar üzeri bir kapanış beklentim var. Olası kötü senaryo. Burada yükselen takozun direncini kırdıktan sonra bakın burada kırdık, yukarı gittik ve şu an retest geliyor gibi gözüküyor. 58.248 58.248 bin doların aşağısına bir günlük mum kapanış. Eğer bir günlük mum kapanış gelirse, günlük mumu kapattı, direkt 53 bin dolar bandı gelir. En kötü senaryo bu. Çok zor da olsa böyle bir beklentim yok ama çok zor da olsa böyle bir hedef var. Bunu dünkü yayında da konuşmuştuk. Şu an panik yapılacak bir durum yok. Her zaman konuştuğumuz arkadaşlar, bir coin düşerken alımlar yapılmalı. Yukarı yönlü değil, düşerken alımlar yapılmalı ve şu an bir sağlıklı RTS olduğunu düşünüyorum. Bu bölgeden 60 bin dolar bandından dönebileceğini düşünüyorum. Ben bundan dolayı alımlara başladım. Son karar sizde tabii ki. 4 saatlik grafiğimize bakalım. Bakın 4 saatlik grafiğimize baktığımız zaman MACD resign ediyor. Şöyle MACD'yi açalım. MACD arkadaşlar sat sinyali devam ediyor. Bakın sat sinyali devam ediyor. Ve bu sat sinyali kafalar aşağıda sıfıra doğru gidiyor. Yani 4 saatlikte sıfırın aşağısına MACD'nin geçmesi, 4 saatlikte sıfırın aşağısına MACD'nin geçmesi çok olumsuz bir durum. Artık sıfır bölgesinden yavaş yavaş dönmesi lazım. Şu an sert hareketlerle 4 saatlikte mumlar aşağı doğru vuruyor. Benim için yanılma payım var mı? Var. Ama benim için bir alım fırsatı yaratıyor. Ben böyle düşünüyorum. MACD şu an olumsuz, bunu söyleyeyim. Para endeksine bakalım. Para endeksine bakarken arkadaşlar şunu da düşünebilirsiniz. Bakın para endeksi düşüyor şu an. Hangi bölgede tepki almış? 49 bandında. Para endeksi 49 bandında tutunması gerekiyor. Buradan çok fazla 50'nin aşağısında kalmaması, 50'nin üstü bizim için olumlu. Bunu hep konuşuyoruz ve şu an maalesef 50'nin aşağısında. Burada artık tepkiler gelip 60-70'e doğru devam etmesi lazım. Ama şu an gözüken kısa vadeli tabloda satışların haftalık kapanışa kadar devam edebileceğini düşünüyorum. Yani bu hafta bir retest ile kapanıp önümüzdeki hafta yukarı yönlü daha fazla hareket görebiliriz. Şu an için kısa vadede düşüşlerin devam edebileceğini düşünüyorum. RSI'ye bakalım. Evet, RSI'ye baktığımız zaman RSI'de de arkadaşlar bakın 40 bölgesindeyiz. İstemediğimiz olay.
50'nin aşağısı sıkıntıydı ve şu an 40 bölgesindeyiz. Bir an önce RSI'nin tepki alması lazım. Bir an önce Bitcoin'in tepki alması lazım. Burada 59.000, 58.000 dolarlar gelme potansiyeli var. Burada tekrar söyleyelim. Benim beklediğim nokta 58.248, 59.000 dolar bandından bir tepki alıp tekrar yukarı vurması, düşerken kademeli alım yapmak bir alım fırsatıdır. Bana göre son kararı size bırakıyorum. Burada yatırım tavsiyesi vermiyoruz tabii ki. Kısa vade baktığımız zaman MACD olumsuz, para endeksi olumsuz, RSI olumsuz. Bunu söyleyeyim. Kısa vadede düşün devam edeceğini söyleyebiliriz. Onun dışında arkadaşlar bizim hedefler belli. 100.000 dolar hedefimiz hala geçerli. Buradaki düzeltmeler bizi korkutmaz ve bunu konuşuyoruz. Korkmayın arkadaşlar. Hani alım fırsatı, bunları değerlendirin. İnsanlar panik yaparken, korku yaparken, satarken bizim toplamamız gerekiyor. Ben bu mantıkta bakıyorum. Bu çerçevede bakıyorum. Risk atılabilecek az bir sermayemiz vardır. Risk atılabilecek az bir miktar paramız vardır. Burada dönüşü beklemeniz gerekir. Eğer tek sıkıntılık kurşun varsa bekleyin arkadaşlar. Ama kademeli alım yapabiliyorsanız 60.000, 61.000 dolarlardan kademeli alımlara başlanabilir. Dün akşam yayında da bunları konuşmuştuk. Ethereum'a bakalım. 4.000 dolarda Bitcoin düşerken Ethereum 4.000 dolarda tutunmaya devam ediyor. Bunu söyleyelim. Şu an oldukça iyi durumda. Burada 3.900'e 3.800 bölgesi kademeli alım bölgesi. 3.950, 3.960'lardan kademeli alımlara başlanabilir. Burada da arkadaşlar bakın günlükte şöyle bir düşen trend koyduğumuz zaman en kötü gelebileceği nokta Ethereum'un 3700, 3750 dolar bandı olduğunu düşünüyorum. Çok fazla long pozisyonumu açtım. 3630'un gelebileceğini düşünmüyorum. Ethereum temel anlamda da çok güzel duruyor. Burada da 3950 dolarlardan kademeli alımlar yapılabilir. Ve aşağı yönlü 3800, 3750'leri görebiliriz. Bitcoin'e bağlı piyasanın aşağı yönlü gevşemelerle devam edeceğini düşünüyorum. Eğer kısa vade alımlarınız varsa son karar sizde tabii ki. Kar alınışları yapabilir, kar satışları yapabilir. Karı realize etmek önemlidir. Şu an piyasa daha fazla satıcılı gözüküyor kısa vadede. Bitcoin'e bağlı konuşuyorum şu an. Ethereum'da da hedefler yukarı. Zaten 4200 hedefi vermiştik ve 4200 hedefi geldi. Ve daha fazlası var. Yani burada 6500-7000 dolar Ethereum hedefi var. Ve ben bu hedefin Bitcoin nasıl 100.000 dolara gelmesini düşünüyorsam Ethereum'un da 6500-7000 dolara gelebileceğini düşündüğüm için tekrardan 3900, 3800 ve 3750 bantlarından kademeli alımlar yaparım. Miktarı arttırmaya çalışırım. Şu an tekrar baktığımız zaman alım bandına girmiş durumdayız. Burada 3868 DC'yi kırılırsa direkt 3750'ler gelecektir. Onun dışında dominansa bakalım. Bakın arkadaşlar dominans 49'u kırmasıyla beraber sıkıntı yaratabileceğini çok fazla konuşmuştuk. Ve bu bölgede 47 noktasından tepkiler aldı. Şu an 45-36. Altcoin'lerdeki hareketlilik var. Dominansın düşmesiyle bazı altcoin'ler yukarı yönü, özellikle Solana yukarı yönü vurdu. Burada dominansın daha fazla düşebileceğini 44-50'den 44 bandından aşağı düşebileceğini düşünmüyorum. Yani 1.43-1.42 beklentim yok. Bunu söyleyeyim. Bitcoin daha fazla bir gevşeme yaparsa mutlaka alıcıları yerine alacaktır. Alıcılar Bitcoin almaya devam edecektir. Burada Çin'in yaptığı futlarla beraber bir sert düşüş. O kadar bir sert düşüş beklemiyorum. Yani bir yerden Bitcoin toplayacağını düşünüyorum. Bizim bundan dolayı kademeli alımları zaten yapıyoruz. Ve şu an dominans 45-37'de çok fazla 44 bandının aşağısına bir düşüş olabileceğini düşünmüyorum. Bunu söyleyeyim. Şu an Bitcoin'e bağlı dominans düşüyor. Ve destekten tepki bulduğu zaman Bitcoin dominansını artacağını düşünüyorum. Tekrar bir 47 bölgesine gelme potansiyelimiz var. Dominans riski 50'den sonra daha fazla artıyor. Burada altcoin'lere 50'den sonra kâr realize edilebilir diye konuşmuştuk. Şu an o bölgeden uzağız. Altcoin alımları bu düşüşte yapılabilir. Eğer altcoin sepeti yapmadıysanız bizim konuştuğumuz zaten biz 2-3 hafta önce yapmıştık altcoin sepetlerini. Eğer şu an bir altcoin sepeti yapılmadıysa dominans düşerken Bitcoin'e bağlı altcoin'ler de düşerken desteklerden stoplu alımlar denenebilir. Altcoin sepeti yapılabilir. Şu an biraz daha düşerse altcoin'ler gevşemeye başlayacaktır. Böyle düşünüyorum arkadaşlar. Ve bunun dışında total market cap'e bakalım. Total market cap 2.48 trilyon dolarda desteğimiz var ve buraya çarpıp çarpıp yukarı gidiyor. Şu an 2.73 trilyon dolarda. Burada zaten her yayında konuştuğumuz fincan kulbu var. Fincan kulbunun hedeflerine gelebileceğini düşünüyorum. Şu an destekte 2.48 destek ve 2.53 trilyon dolarda. Bu bölgede biraz daha gevşemeler gelebilir. Market cap'ten paralar çıkabilir. Evet bir düşüş var. Bitcoin sert aşağı yönlü 61.000 dolar bantlarına kadar bir düşüş yaşadı.
Fakat arkadaşlar market cap'e baktığımız zaman total market cap'te bu kadar bir para çıkışı olduğunu gözükmüyor. Sağlam duruyor market cap. Hala olumlu taraftayım, bunu söyleyeyim. Piyasada hala olumlu taraftayım. Kasım ve Aralık daha fazla yeşilleneceğini düşünüyorum. Bundan dolayı çok fazla korku panik yapmamalısınız. Bunu söyleyebilirim yani. Çok fazla korku panik yapmamalısınız. Total 2'ye bakalım. Total 2'ye baktığımız zaman Bitcoin dominansından dolayı zaten altcoin'ler biraz eziliyordu ve Bitcoin şu an düşerken altcoin'lerde tekrar çıkışlar var. Birkaç tane altcoin Solana gibi yukarı yönlü hareketler yapmaya başladı. Bitcoin düşüşü devam ederse diğer altcoin'lerin de çekebileceğini düşünüyorum ve Total 2 muhtemelen 1.40 trilyon doların aşağısında kapanışlar yapacak. Burada 1.40 trilyon dolar kırdıktan sonra 1.5 ve 2 trilyon dolara doğru Total 2'nin gidebileceğini düşünüyorum. Bu tamamen Kasım'ın ortası ve Kasım sonuyla beraber Aralık'ta gayet güzel bir rally bizi bekliyor. Bunlar tabii ki benim görüşlerim. Tekrar söylüyorum. Bunlara bağlı işlem açmayın. Yatırım tavsiyesi değildir. Genel anlamda Bitcoin düşerken hem Telegram'da hem sosyal medyada tekrar gördüğüm insanlardan hemen bir panik başlıyor. Hemen bir korku başlıyor. Bu kadar korku ve panik olacak bir durum yok arkadaşlar. Düzeltmeler gayet normal. Bitcoin'in bir yerden tepki alması lazım. En kötü ihtimalle tekrar Bitcoin'e döndüğümüz zaman günlüğü açalım arkadaşlar. Günlük kapanışın kaç olması gerekiyor? Burada günlük kapanış 61.716'nın üzerinde olması gerekiyor. Fakat şu an düşerken 61.716'nın üzerinde olmama ihtimali var. Burada en azından 60.000 doların üzerinde kalması gerekiyor. Kısa vadede düşüş gözüküyor. Burada 58.000-59.000 dolar bantlarından tekrar alımlar yapılabilir. Toplantılarım olduğu için sabah yayın yapamadık, akşam da yayın yapamayacağız. En azından bilgilendirici ve destek dirençleri tekrar üstünden geçebileceğimiz bir video yayınlamak istedim arkadaşlar. Yarın sabah yayın yapamayabiliriz. Akşam canlı yayın yapmaya çalışırız. Eğer yapamazsak tekrar bir video yayınlarız. Pazar günü haftalık kapanışı mutlaka konuşuruz arkadaşlar. Abone olup beğen butonuna basmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için önemli. Kendinize çok iyi bakın.